Bir işi başarmanın kademe kademe 3 yolunu konuşacağız. Yani hayatımızda oturmayan şeyler var. Bir türlü yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyler var. Ve en yıpratıcı olanı, değişmesini istediğimiz ama içinde boğulduğumuz, aynı yerde dönüp durduğumuz, sıkıntı ettiğimiz şeyler var. Bunlardan kurtulamıyoruz. Ne yapacağız? Bugün inşallah sırayla 3 kademeyi uygularsak Allah'ın izniyle birçok problemimizi çözmüş olacağız. Şimdi ilk olarak bir işi başarmada veya bir problemi çözmede en temel nokta bu işi istemek olacak. Şimdi istemek deyince iş böyle birazcık aleminize ya basit bir şeymiş gibi görünmesin, en zoru bu. Yani bir işi yapmayı istemek bu işin en zor kısmı. Gönlüne onu oturtmak, hayallerine onu sokmak, onunla ilgili aklında plan projelerin dönmesi için İç aleminde bir tetikleme. Bu gerçekten işin en zoru. Mesela namaz noktasında bakın ibadetlerimizde. Değil mi? Bir isteksizlik var. Namazın özünde bir isteksizlik var. İmani hakikatler almada bir isteksizlik var. Allah yolunda bir mücadelede isteksizlik var. Ders çalışıyoruz, bir isteksizlik var. Temelde özünde bir şeyleri istemiyoruz. Halbuki bazı şeyler öyle bir içimizden geliyor ki yaparken ok gibi fırlıyoruz mesela. İşte bu aradaki o istek farkını siz hayatınızda şevklendiğiniz ve şevklenemediğiniz şeyler noktasında değerlendirebilirsiniz. Bir işi istediğinde onu yapmak için emin ol yollar ararsın. Şimdi bizim imani mesela hayatımıza ibadetleri koyma noktasında istemeyi nasıl yapabiliriz? Bunların hikmetini araştırarak, özellikle Allah'ı daha iyi tanıyarak, bir ahiretin varlığına gerçekten emin olarak bir işi istemeyi alemimizde arttırabiliriz. Bakın bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına, ya Muhammed gel şu Latta'nın, Uza'nın, Menat'ın biraz sırtını sıvazla, biraz işte okşa, birazcık ondan yana olduğunu göster. Yani Allah var de ama bunlardan da taraf olduğunu belli et. Mekke'nin reisliğini, malını, kadınlarını ve daha nicelerini sana verelim. Ama yeter ki birazcık buraya meyilli ol dediklerinde Efendimiz ne diyordu? Hepimizin çok iyi bildiği ama idrakta zorlandığımız, bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Nasıl istiyor? Bu işe tutkusu ne boyutta? Dünyalardan vazgeçecek boyutta. Dolayısıyla zaten diğer noktada başarısını, gayretini hayatıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın izleyebiliyoruz. Demek ki ibadet noktasında isteksizlik varsa özünde bu ibadeti niye yaptığını, nasıl bir zat için yaptığını, buna değip değmeyeceğini, bir ahiretin var olup olmadığını, var diyorsan aleminde seni heyecanlandırma boyutunu, değil mi? Dünyada mesela bir ücret ve mükafat aldığı zaman bir insan, örnek veriyorum, aylık işte gel 10 bin dolar bir para hesap yapıyorsun, işte 80-85 bin lira gibi para, ne yapacaksın? Günde 2 saat şu beldeden şu beldeye yürüyeceksin. Yani toplasan 5 kilometre yürüyeceksin. Ayda 80 bin lira. Herkes o işi yapabilir. O 5 kilometre değil 10 kilometre belki yine yürür insan. Niye? Çünkü orada bir ihtiyaç var. Onun ücretini görüyor, mükafatını görüyor. İşte ondan binler kat daha hafif olan bir işi, bir ibadeti yapmamak, istememek aslında bunun mükafatını görmemek, bunu veren zatı görmemek. Onun temelinde isteme noktalarındaki, kaynak noktalardaki zafiyetten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir işi yapmakta en temel nokta o işi istemek ve istetecek noktaları şöyle bir analiz etmek. İkinci noktada bir şey yapmayı çok istemek yeterli değil. Ne lazım? O işi artık nasıl hayata geçirebilirim? Acaba doğru sebep nedir? Bunu sormak. Yani ikinci noktamız doğru sebebi bulmak zorundayız. Mesela bu noktada yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda ne görüyoruz? Efendimiz, ya ben zaten bir peygamberim, vahiy üzerine yürüyorum, arkama da Allah Azze ve Celle gibi bir zatı aldım deyip öyle alelade haşa, ne yaptığını bilmeden haşa, plansız projesiz haşa hareket etmemiş. Ne yapmış? Doğru sebepleri araştırmış. Tabii ki her insan her noktada yetemez. Ellerini açıp ya Rabbi doğru sebebi göster, bana istikameti göster demiş diyeceğiz ama üzerinde düşünüp nereden yola çıkmalıyım? Nasıl bir hareket metodolojisi izlemeliyim demeliyiz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın bir stratejisi ne yaptı? Mekke'den Medine'ye gideceği, hicret edeceği zaman öncelikle kendisine çok iyi bir rehber seçti. Çok güvenilir bir insandı ve aynı zamanda çok iyi yol takibi yapıyordu, iz kaybettiriyordu. Ve yanına Ebu Bekir Sıddık gibi bir dost aldı, bir destekçi aldı. Altlarına iki tane güçlü binek ayarladılar. İki tane güçlü bineğini aldı ve
Medine'nin tam zıt istikametinde Hira mağarasına doğru yürüdü. Ve 3 gün boyunca Hira mağarasında kalmakla kalmayıp o yol üzerinde ayak izlerini sildirmek için de arkasından koyun sürülerinin gelmesini emretti. Yani o ayak izlerini koyun sürülerinin ayak izleriyle yok etti. 3 gün tam zıt istikamette bekledikten sonra Efendimiz bu sefer Medine'ye doğru yol almaya başladı. Yani bir hicrette dahi onlarca strateji geliştirdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ümmetine şu mesajı verdi. Bir şeyi gerçekten istiyorsan doğru sebebe başvurduğundan emin ol. Yapıyorsun, deniyorsun, deniyorsun, olmuyor. Demek ki esbab dairesinde sebeplerde bir yerde bir arıza olabilir. Orayı düzeltmek için biraz düşün bakalım. Ve üçüncü nokta, istedin, evet dedin, bu benim istediğime, bu yapmaya değer bir şey, istemeye değer bir şey dedin ve doğru sebebi buldun, evet şu işi yapacaksın, onun önüne ayarladın bütün sistemini, bu yolda ilerleyeceğim dedin. İmani bir noktada ilerliyorsan sünnetten, Kur'an'dan, büyüklerin ayak izlerinden baktın, bir yol gördün ama bunu görmen, istemen yeterli değil. Şimdi kalkıp gayret etmek zorundasın. Ne yapacaksın? Gayretle, sebatla, onun üzerinde ısrarla o işi yapa 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 ancak onu başarabilirsin. Tuğlaları üst üste tekrar tekrar koyarak ancak inşa edebilirsin. Bir işte ısrar ve devamlılık olmadan o işi başaramazsın. O yüzden Efendimiz ne dedi? Az da olsa ibadetin devamlı olanı makbuldür. Yani bir işte devamlılık en önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz de üçüncü noktada gayret ve bu gayretteki devamlılığı sağlamak zorundayız. Yoksa işte eve başladın, biraz çapa vurdun, biraz temel kazdın ama bıraktın. Bir ev istiyordun. Yol da güzeldi ama gayretin yoktu. Bu sana bir ev, maddi ciddi düşünün, bir ev getiremez. Manevi inşa içinde evet istiyorum dedin. Yol aldın, bir çalışma prensibi, ibadetlerini, imani tefekkürünü, videolarını, tefsirlerini ayarladın ama bir gayret sergilemedin. Ne yazık ki bu inşada yarı yolda kalacak. Ama ben üçüncünün, yani gayretsizliğin yine özünde birinci maddeden kaynaklandığını düşünüyorum. İsteksizlik, yani bunu yapmaya değer mi? Burayı çok iyi araştırmak gerekiyor. Dolayısıyla istemeyi, doğru bir metodu ve gayreti sergilediğin zaman o işi başarman kaçınılmaz olacak.